Kapı Vadisi takipçilerimiz, Ramazan ayının sonuna doğru yaklaşmış bulunmaktayız. 2021 yılının Ramazan ayının son 3-4 günündeyiz artık. Kadir gecesi, mübarek gece öncesinde 26. geceyi 27. geceye bağlayan gecemiz Kadir gecesi olarak idrak ediyoruz. Bizler de bu gecenin maneviyatı ile alakalı, bu gecenin yapılması gerekenleri ile alakalı, hem Ramazan-ı Şerifimizle alakalı müftümüz, değerli hocamız Hüseyin İspiroğlu hocamızla bir röportaj gerçekleştirmiş olacağız. Kadir Gecesi mesajınızı, Kadir Gecesi yapılması gerekenlerle alakalı sizleri dinliyoruz hocam. Buyurun. Şimdi öncelikle bizleri ekranların başında takip eden takipçilerimize hayırlı akşamlar ve hayırlı Kadir Geceleri diliyorum. Kadir Gecesi'nin feyzinden, bereketinden, Allah'ın rahmetinden istifade etmeyi Cenab-ı Hak cümlemize nasip eylesin diyorum. Şimdi Kadir Gecesi'ni diğer gecelerden ayıran çok büyük vasıflar var. Bunlardan bir tanesi Kadir Gecesi'nin önemi anlamında, bunlardan bir tanesi Kadir Gecesi'nde Kur'an-ı Kerim Peygamber Efendimiz'e nazil olmaya başladı. Bir özellik budur. Dolayısıyla Kadir Gecesi'nde Peygamber Efendimiz ve onun nezdinde bütün İslam alemi Kur'an'la, Kur'an vahyiyle beraber buluştu. Bu anlamda Kadir Gecesi'nin bir önemi ortaya çıkmış oluyor. Bir diğer özellikse Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam 23 yıl sürecek peygamberliğinin başlangıcı Kadir Gecesi ile birlikte başlamıştır. Dolayısıyla alemlere rahmet olan Peygamber Efendimiz'in peygamberliği Kadir Gecesi ile birlikte başlamış olmaktadır. Bir diğer önemi zaten surede de geçtiği üzere bu gece 1000 aydan daha hayırlıdır. Bir diğer özelliği ise bu gece başta Cebrail meleği olmak üzere bütün melekler Allah Teala'nın emri ve izniyle beraber her türlü iş için iner de inerler. Bir diğer özelliği bu gecenin diğer gecelerden farklı olarak o da şudur: bu gece Allah Teala bir yıl içerisinde meydana gelecek işleri ilgili meleklere tebliğ eder. Dolayısıyla kişi ne zaman can verecek, bu yıl içerisinde kaç kişi hayatını tamamlayacak, kaç kişinin başına ne hal gelecek, hangi olaylar dünyaya gelecek, ilgili meleklere Cenab-ı Allah tarafından bunlar tebliğ edilir. Bu anlamda Kadir Gecesi diğer gecelerden fevkalade daha önde, daha kıymetli ve daha değerli bir gecemizdir. Ayrıca şunu da söylemek isterim. Kadir adı üstünde şeref demektir. İtibar demektir. Değer demektir. Kadir Suresi diye bir sure var zaten Kur'an-ı Kerim'de. Dolayısıyla Kadir Suresi'nde Cenab-ı Hak orada olacak olayları bizlere aktarıyor. Şimdi Kadir Gecesi'nde nasıl değerlendireceklerimizle ilgili olarak söyleyeceğim. Yalnız şimdi 5 tane kutsal gecemiz var. Dini gecelerimiz var. Bunların en feyizlisi, en bereketlisi Kadir Gecesi'dir. Çünkü adına müstakil bir sure bulunan Kur'an-ı Kerim'deki 97. sure Kadir Gecesi olmak suretiyle bu gecenin önemini ve anlamını ortaya koyması anlamında son derece anlam ifade etmektedir. Dolayısıyla Kadir Gecesi'ni diğer gecelerden ayıran vasıflar, başlıklar halinde bunları izah edebiliriz Yüksel Bey. Evet hocam. Orada bak evet. Problem yok hocam, devam ediyoruz. Evet. Evet hocam, Hazreti Peygamber'in vahiyle buluşması, evet, demişiz Kadir Gecesi. Hemen izah edeyim Yüksel, evet, Bey. O durum şudur. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam 40 yaşında peygamberlik göreviyle beraber görevlendirildi. Yalnız kendisi peygamber olmadan önce, yani 35 yaşlarında iken Nur Dağı'nın Hira mağarasına çıkıyordu. Oradan inzivaya çekiliyordu. Yani peygamberlik kendisine gelmeden 5 yıl önce ibadet ediyordu, Allah'a tefekkür ediyordu, tedebbür ediyordu, düşünüyordu dünyayla ilgili olarak, ahiretle ilgili olarak, kendisiyle ilgili olarak. Böyle bir anda işte Cebrail meleği, evet, Alak suresinin ilk 5 ayetini
Peygamber Efendimiz'e evet Kadir gecesinde getirmiş oldu. Dolayısıyla Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam Cebrail meleğinin beraberinde getirmiş olduğu Alak suresini bu zaman, bu gece almış oldu. Dolayısıyla vahiy ile beraber, Kur'an'la beraber buluştu Peygamber Efendimiz. Evet. Ayrıca Kur'an Peygamber Efendimiz'e Kadir gecesinde yükselmeyi indirildi demek Kur'an toptan gelmemiştir. Kur'an 23 yılda gelmiştir. Sadece burada zamanla beraber peyderpey, periyodik aralıklarla beraber Kur'an'dan sureler ve ayetler 23 yıllık Peygamber Efendimiz'in hayatı boyunca ayetler ve sureler inmek suretiyle Peygamber Efendimiz'in vefatına kadar geçen 23 yıllık süre zarfında Kur'an-ı Kerim tamamlanmış ve Musaf haline getirilmiştir. Kadir Gecesi'nde indirmeye başlandığı gece. Doğrudur. İlk gece Kadir Gecesi'nde geldi. Evet. İndirmeye başlandığı gece. Yani Peygamber Efendimiz ve onun nezdinde bütün insanoğlu artık vahiy ile beraber buluşmuş. Vahiy ile beraber kucaklaşmış. Vahiy şerefine nail olmuştur. Ama bu onun başlangıcı demektir. Ve bildiğimiz Alak suresinin ilk 5 ayeti ilk olarak Cebrail Meleği tarafından Peygamber Efendimiz'e getirilmiştir. Oku ayetiyle beraber başlayan cümlemiz. Doğru. Kadir Gecesi'nin zamanıyla hocam genelde hep duyarız biliriz toplumda son 10 gece o son 10 günde arayınız diye ama 26-27'ye biz de girerken öyle girdik. Yerleşmiş bir inanış kanı 26'yı 27'ye bağlayan gece ama son 10 gecede de arayın diye arayınız diye hatta tek gecelerde arayınız diye bir bilgimiz var. Ne derece doğrudur hocam? Evet. Nasıl yapmamız gerekir? Biz şimdi burada Peygamber Efendimiz'den gelen hadislerle beraber amel etmek durumundayız. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın Kadir Gecesi'nin zamanıyla ilgili olarak iki hadisi vardır. Bunlardan bir tanesi şöyledir. Kadir Gecesi'ni Ramazan'ın son 10 gecesinde arayınız. Bir diğer hadisinde de Kadir Gecesi'ni Ramazan'ın son 10 gecesindeki tekli gecelerde arayınız. Yani 21, 23, 25, 27, 29 gibi anlaşılmaktadır. İkisi de hadis. İkisi de hadis. Sayılırız. Doğrudur. Peygamber Efendimiz Kadir Gecesi'nin vaktini, gecesini belirlemede bundan daha özel bize bir bilgi vermemiştir. Ancak Hazreti Ayşe validemiz, Peygamber Efendimiz'in muhtereme eşleri şöyle buyurmuştur bir hadisinde ki bu hadis Buhari'de ve Müslim kitabında da geçmektedir. Nedir o hadis? Peygamber Efendimiz'e ilk önce vahiy 27. gece gelmiştir. Vahyin 27. gece gelmesi demek ki Allah Teala'nın izniyle beraber ki Allahu alem en doğrusunu Allah Teala bilir. Biz o hadisle beraber amel edersek biz 27. gecenin Kadir Gecesi olduğuna biz iman ederiz, itibar ederiz ve ona göre değerlendiririz. Peki şunu söyleyeyim alacağım evet. Sorunu. Evet. Yani niçin Peygamber Efendimiz bize net olarak bir geceyi belirlemedi bize? Bedavacılık yok Yüksel Bey. Onu diyecektim ben de hocam. Allah razı olsun ben senden daha önce davranmış evet. Oldum. Bedavacılık yok. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam اَفْظَلُ الْعِبَادَةِ اَدْوَمُهَا وَاِنْ قَلَّ İbadetin en hayırlısı az da olsa bile devamlı olanıdır. Dolayısıyla öyle beleşçilik, bedavacılık, bir akşama sığınmakla beraber ben yapacağımı yaptım demek dinimizin kitabında yeri olmayan bir yerdir. Yani şöyle açacaktım hocam. Bir gecede bitirelim 26-27'de yapalım tüm ibadetleri. Uyumayalım o gece sabaha kadar. Her şeyi bitirelim. Ramazan'da bitmiş olsun. Bir gecede bitirdik. Doğru. Değil. Buradaki aslında anlamamız gereken o son 10 günde en azından daha çok yoğunlaşarak belki Ramazan boyu zaten özel bir kabanmaya giriyoruz, özel bir duruma giriyoruz. Ramazan ayı diyoruz işte yasaklarımız var, ibadetlerimiz var, daha çok Allah'a yönelme var. Bir tam dini Kur'an'ı yaşamaya dönüyoruz. Biraz daha da bunun içerisinde son 10 günde de başka bir alana yönelmek gibi mana var sanki içerisinde hocam. Anlayabilirsek aslında. Aynen öyle. Zaten şimdi bak ben size şimdi şu hadisi söylemiştim. اَفْضَلُ الْعِبَادَةِ اَدْوَمُهَا وَاِنْ قَلَّ İbadetlerin en faziletlisi az da olsa bile devamlı olanıdır. Yani dinimizde ibadetler bir ömür boyu devam eder. Belli bir gece, belli bir zaman dilimiyle beraber sınırlandıramayız.
Çünkü insanoğlu Allah katında havaya ne kadar ihtiyacı varsa, suya ne kadar ihtiyacı varsa Allah Teala'nın bir sorumlu ve mükellef kulu olarak ibadet etmekle de mükelleftir. Ve bunu bir ömür boyu da sürdürmesi gerekiyor. Bir ayet-i kerimeyle beraber bağlayayım bu konuyu istersen. Evet. Cenab-ı Hak وَعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينَ Ölüm sana gelip çatana dek Allah Teala'ya kulluk eyle, ibadet eyle buyuruyor. Bu da bizi sadece bir geceyle beraber sınırlanmamamızı, bir ömür boyu iyiliklerle, ibadetlerle, hayırlarla beraber hayatımızı devam ettirmemiz gerektiği anlamına geliyor. İmkanlar ölçüsünde devam etmemiz gerekir. Evet hocam, Kadir Gecesi, Kadir Suresi, Kadir Gecesi'nin anlamını içeren Kadir Suresi'nin tefsiri nedir? Evet. Bize de neyi hatırlatıyor Kadir Suresi? Şimdi Yüksel Bey, Bismillahirrahmanirrahim. Cenab-ı Hak, kısaca fazla ayrıntıya girmeyelim. Kadir Suresi'nde İnna enzelnahu fi leyletil kadir. Biz o Kur'an'ı Kadir Gecesi'nde indirdik diyor. Duhan Suresi'nin 3. ayetinde de İnna enzelnahu fi leyletil mübareketin buyurur. Biz o Kur'an'ı mübarek bir gecede indirdik buyuruyor. Dolayısıyla ayrıca şöyle bir ayet-i kerime var. Şahru Ramazanellezî unzile fîhil Kur'an. Kur'an Ramazan ayında indirilmiştir buyuruyor Cenab-ı Hak. Bu demektir ki Kur'an Kadir Gecesi'nde indirilmiştir. Ramazan ayı içinde indirilmiştir. Mübarek bir gecede indirilmiştir. Yalnız Kadir Gecesi'nin Ramazan'ın hangi gecesinde olduğuna dair gerek Kur'an'da gerekse Peygamber Efendimiz'den bizlere gelen hadislerde net olarak şu gecedir denmemiştir. Dediğim sebeplerle beraber beleşçilik olmasın, evet, bedavacılık olmasın, rahmet ayı, bereket ayı, bolluk ayı, Kur'an ayı olan Ramazan'ın bir bütünlüğüyle beraber değerlendirilmesi anlamında böyle Allah Teala tarafına uygun görülmüştür. Devam ediyorum. İnna enzelnahu fi leyletil kadri وَمَا اَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ Ey Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem, sen o Kadir gecesinin ne olduğunu nereden bileceksin? Bilemezsin diyor. لَيْلَةُ الْقَدْرِ خَيْرٌ مِنْ اَلْفِ شَهْرِ O Kadir gecesi, bir gece Yüksel Bey, çok gerçekten enteresan bir olaydır yani. Allah Teala'nın büyük bir lütfudur. Bin aydan daha içerisinde Kadir gecesinin bulunmadığı bin aydan daha hayırlıdır diyor Cenab-ı Hak. Bin ayı da biliyorsun, hesap ettik. Ne kadar ediyor? Bu da ayet-i kerimeyle sabit. Abi canım, Allah Teala buyuruyor. Evet. Bin ay. Bin aydan, hatta bin ayda demiyor. Bin aydan daha hayırlıdır diyor. Bin ay ne kadar yapıyordu? 83 yıl yapıyordu. Evet. 83 yıldan daha hayırlı ki bir insan 83 yılda da kolay kolay yaşayamıyor. Bu da bir ömür de çok kolay kolay olmuyor. Ya işte herkese nasip olmuyor. Evet. Olmuyor yani. Evet. Niçin bakalım ne olacak bin aydan daha hayırlı olan bu gecede? Tenezzelül melâiketü وَالْرُوحُ ف۪يهَا بِاِذْنِ رَبِّهِمْ مِنْ كُلِّ اَمْرٍ سَلَامٍ Cenab-ı Hak o gece Yüksel Bey, Cebrail meleği ve onunla beraber bütün melekler Allah Teala'nın emriyle beraber her türlü iş için iner de iner diyor Cenab-ı Hak. O gece bütün melekler yeryüzünde, Yüksel Bey, evet, Cebrail meleği yeryüzünde o gece. Niçin, ne için ama bak şimdi? O gece yapılacak olan ibadetleri, iyilikleri, faziletli işleri, hayır ve hasenatı, duaları, zikirleri, tövbeleri, bütün iyilik namına ne varsa hepsini kaydetmek, Allah Teala'ya arz etmek, yapılanlara şahitlik etmek üzere Allah Teala bütün melekleri, başlarında en büyük melek olan Cebrail meleği ile beraber yeryüzüne, onları yeryüzünün bütün ücra köşelerine gönderecektir Cenab-ı Hak. Ve belki, bilmiyorum, yarın akşam belki evimizde bize misafir olabilir Cebrail meleği. Evet. Cebrail meleği eğer misafir değilse bile en azından %100'dür ki diğer melekler misafirdir. Dolayısıyla bu da şu anlama geliyor. Kadir gecesinde evimizde yalnız değiliz. Camimizde yalnız değiliz. Bulunmuş olduğumuz toplumda, mecliste yalnız değiliz. Kadir gecemizde melekler evimizde bizimle beraber misafirdir. Dolayısıyla onların yapacak olduğumuz güzel işlere şahitlik yapabilmelerini sağlamak için var gücümüzle beraber Kadir gecesini en güzel şekilde ihya etmek,
yaşamak, değerlendirmek, müminim diye geçinen bütün herkesin asli ve ana görevlerinden bir tanesidir. Evet. Hocam, tabi Kadir Gecesi nasıl değerlendireceğiz? Neler yapmamız lazım? Sabaha kadar namaz kılıp, sabaha kadar dua mı yapsak, teravihi kılıp, orucumuzu tutup, ibadetlerimizi yapsak? Devamında tabi Ramazan ayı, Kur'an ayı dedik, hatimler okunuyor. Allah'ın bu geceye tamamlamaya çalışan kardeşlerimiz, büyüklerimiz mutlak oluyor. Bu gecede bitirmek daha mı, evlâ duasını bu gecede yapmak daha mı önemli? Konularda evet. Da bir değinirsen hocam. Şimdi bu Allah razı olsun milletimizden. Yani Kur'an'ı hakikaten Ramazan'ın dışından daha ziyade Ramazan ayında gerek kadınlarımızla, gerek erkeklerimizle, gerek yüz yüze camilerimizde, gerekse online üzerinden böyle hanım kardeşlerimiz, erkek kardeşlerimiz bu konuda büyük bir teveccüh gösteriyorlar. Bunu görüyoruz, şahit oluyoruz ve duyumlarını alıyoruz. Çok çok memnuniyet duyuyoruz. Yalnız ne demişti az önceki hadiste Peygamber Efendimiz? Kadir gecesini son 10 gecede arayınız. Evet. Dolayısıyla Peygamber Efendimiz'den bize Kadir gecesinin zamanıyla ilgili olarak net, kesin bir bilgi gelmediği için bu gecenin Kadir gecesi olduğunu iddia etmek güçlü bir iddiadır. Bir iddiadan öteye değildir evet. Dolayısıyla. Dolayısıyla eğer bu gecemiz Kadir gecesi değilse, yarın geceyse ne olacak Yüksel Bey? Bir sonraki geceyse ne olacak o zaman? Boşa geçirmiş oluruz. Boşa da geçmez yani. Boşa gitmez de en azından elde edecek olduğumuz sevabı tam anlamıyla beraber elde edemeyiz. Evet. Eksik kalır. Eksik kalmış olur. Dolayısıyla biz ne yapmamız lazım? 30 Ramazan'a kadar Kur'an tilavetimizi, hatimlerimizi mutlaka olarak yaymamız gerekiyor. Yani Kadir gecesinin iş bitti, Kur'an kapandı. Bir daha böyle bir şey yok. Evet. Bir ömür boyu, bir Ramazan boyu olması gerekiyor. Bir diğerinde bak diyor ki Peygamber Efendimiz, bak şu çok önemli. Men gâme leyletel gazri imanen ve ihtisaben gufre lehu mâ tegaddeme min zembihi buyuruyor Peygamberimiz. Her kim sevabına inanarak, mükafatını Allah'tan bekleyerek Kadir gecesini ihya ederse, ihya demek yaşarsa gereği gibi, onun gelmiş, geçmiş günahları af olur, bağışlanır buyuruyor Peygamber Efendimiz. Dolayısıyla Kadir gecesi herhangi bir gece gibi değildir. Aramızda Cebrail meleği vardır, aramızda bütün melekleri vardır. Bizim yapacak olduğumuz iyiliklere, ibadetlere, dualara, tövbelere, zikirlere şahitlik edip Allah katında, mahşer meydanında bizlere şahitlik etmek üzere burada bulunmuşlardır. Dolayısıyla o geceyi, bu geceyi her zamankinden daha fazla olarak iyi değerlendirmemiz lazım. Ne yapacağız peki Yüksel Bey? Bol bol Kur'an okumamız lazım. Çünkü Kur'an'ın nazil oluşunun yıl dönümü. Bundan daha iyi Kur'an gecesi olamaz ki. Kardeşim, Kur'an-ı Kerim okumayı bilmeyen kardeşim ne olursun? Gafletle, uykuyla, oyunla, boş işlerle beraber Allah rızası için ya. Bu geceyi boşluk geçirmeyelim. Allah'ı analım. Kelime-i şehadetlerle, kelime-i tevhidlerle, salatü selamlarla. Hocam ben Kur'an okumasını bilmiyorum. Bilmiyorsan ezberindekileri okusukça ya. Evet. Bak bir hadiste diyor ki Peygamber Efendimiz Yüksel Bey. İhlas suresi yani bildiğimiz kul huvallahu ehad, Allahu samet, lem yelid ve lem yulad ve lem yekun lehu kufuven ehad. Bu sure İhlas suresi sevap bakımından Kur'an'ın 1/3'üne denktir diyor Peygamber Efendimiz ya. E kardeşim bundan daha... Bunu da mı bilemiyoruz? Bunu da mı ezberleyemiyoruz? Ya ama Yüksel Bey yazık ederiz biz kendi kendimize ya. Biz kendi kendimize yazık ederiz. Fezkurûni ezkurkum veşkurûni ve la tekfurûn. Beni zikredin diyor Cenab-ı Allah deyin ya. Ela bi zikrillâh tadma innül gulûb. Kalpler ancak Allah'a zikretmekle beraber huzura kavuşur. Eğer bir evde Allah anılmıyorsa, bir kişi eğer Allah'ı anmıyorsa harap bir ev gibidir diyor Peygamber Efendimiz. Dolayısıyla hem bu dünyada hem de ahirette huzurlu, mutlu olabilmemizin sebebi sadece biziz. Her şey bizim elimizdedir Yüksel Bey. Evet hocam. Hocam Kadir Gecesi ile ilgili Hazreti Ayşe Validemizin duası ve Kadir Gecesi'ni ibadetle değerlendirmenin mükafatı nedir? Evet.
Şimdi şöyle, Peygamber Efendimiz'e Ayşe validemiz şöyle buyuruyor. Diyor ki, ya Resulallah, eğer ben Kadir gecesine erişirsem nasıl dua edeyim, ne dersin bana? Bak bu çok önemli. Diyor ki Peygamber Efendimiz, şöyle de ey Ayşe, Allahümme inneke afuvvun tuhibbul affe fa'fu anni. Ey Allah'ım, sen affedicisin, affetmeyi seversin, beni affeyle ya Rabbel Alemin. Demek ki özellikle bu gece af gecesidir ya. Evet. Ya bizim zaten günahımız çok yükseldi. Kim olursa olsun, makam, mevkisi, derecesi, insan olması. İnsan olması yeterli oluyor zaten. Evet. Dolayısıyla herkes, Peygamber Efendimiz'in hadisi vardı malumunuz, herkes günahkardır. Dolayısıyla bu gece günahlarımızı Allah Teala'ya itiraf edelim ve Cenab-ı Allah'tan bizleri bağışlanmasını talep edelim. Samimiyetle beraber. Bu gece dönüşümüz olsun. Çünkü Peygamber Efendimiz hasibu enfusekum gable en tuhasebu. Siz hesaba çekilmezden önce kendi kendinizi hesaba çekiniz. O açıdan geliniz hep beraber bütün dinleyicilerimiz, bütün kardeşlerimiz, bu gece, bu Kadir gecesi bizim tam bir hidayete, tam bir selamete, hayır yollarına, doğru yollara dönüşümüze vesile olsun inşallah. Bunu vesile eyleyelim inşallah. Çünkü bundan sonraki Kadir gecesine erişip erişemeyeceğimizin güvencesi yoktur. Garantisi yok hocam. Aramızda belki geçen yıl aramızda Kadir gecesinde veya Ramazan'da olmalarına rağmen bu gece, yani bu Kadir gecesinde aramızda çeşitli sebeplerle beraber olamayan, rahmeti rahmana kavuşan nice insanlar vardır. Allah Teala cümlesine rahmetiyle merhametiyle muamele eylesin. Dolayısıyla bu da bizim son gecemiz olabilir, hiç bilemiyoruz. Son geceymişiz gibi inşallah en iyi şekilde değerlendirmeyi, nefis muhasebesi yapmayı, dönüş yapmayı, dört elle dini mübin İslam'a sarılmayı Cenab-ı Hak cümlemize nasip müyesser eylesin inşallah. Amin. Tabi hocam Ramazan bitince bitmiyor. Oradan inşallah arınarak, temizlenerek çıktıktan sonra da o hayatı bir şekilde devam ettirebilmek de önemli. Bu noktadan da bir iki cümle bahsedip de bir duayla da inşallah toparlamış oluruz hocam. Şimdi Yüksel Bey, az önce söyledik. Dinimiz bir bütündür. Dinimizde bir devamlılık esastır. Dinimiz belli bir zaman dilimine göre değil. Bak biz günde 5 vakit namazla bir kere emrolunduk. Bir kişi dese ki ben sadece cumalara giderim. Öyle insanlar var biliyorsun. Var maalesef. Bazı insanlar da diyor ki ben daha zayıfım ben diyor. Ben sadece bayramlara giderim diyor. Ama böyle eksiklik olmaz ki. Böyle eksikliği Cenab-ı Hak kabul etmez. Hatta Cenab-ı Hak namazla alakalı söyleyeyim. Ve'mur ehleke bis salati vestabir aleyha. Cenab-ı Hak ailene namaz kılmayı emreyle, kendinde o namaz üzerinde devam eyle diyor. Dolayısıyla yerine getirmekle emrolunduğumuz bütün ibadetleri vaktinde, saatinde, ayında, zamanında yerine getirmek ve bir ömür boyu görevlendirildiğimiz ibadetlerle beraber meşgul olmak bir mümin olarak bizim boynumuzun borcudur. Yani bu gerekleri yerine getirmeyen sadece kendisini aldatmış olur. Kendini kandırmış olur, kendisine yazık etmiş olur. Başına gelecek olan musibetlerin, kazaların, belaların ve hastalıkların sebebi de sadece ve sadece Ademoğlunun da kendisidir Yüksel Bey. Evet hocam, Allah razı olsun hocam. Zamanımız da belirlediğimiz sürede dolmak üzere. Hocam bir duayla bitirelim, tamamlayalım inşallah. Amin. Amin. Elhamdülillahi Rabbil Alemin ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbi ecmain. Ya Rabbil Alemin, tutmuş olduğumuz oruçlarımızı kabul eyle ya Rabbi. Ya Rabbi, kıldığımız teravihlerimizi kabul eyle ya Rabbi. Ya Rabbi, okuduğumuz hatimleri, yaptığımız mukabeleleri kabul eyle ya Rabbi. Ya Rabbi, dualarımızı, tövbelerimizi kabul eyle ya Rabbi. Fitrelerimizi, verdiğimiz fidyelerimizi kabul eyle ya Rabbi. Zekatlarımızı kabul eyle ya Rabbi. Ya Rabbi, Ramazan ayı vesilesiyle, Kadir gecesi vesilesiyle sen affedicisin, affetmeyi seversin, bizleri affeyle ya Rabbel Alemin. Hatalarımızı, kusurlarımızı bağışla ya Rabbi. Bizleri Peygamber Efendimiz'e komşu ve arkadaş eyle ya Rabbi.
Ya Rabbel Alemin, bizleri kendine kul, sevgili Habibin Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'e hayır ümmet eyle ya Rabbi. Peygamber Efendimiz'in sünnetini yaşamayı sen cümlemize nasip eyle ya Rabbi. Ya Rabbel Alemin, bizleri bir ömür boyu imandan, Kur'an'dan, hayadan, takvadan, ibadetten ayırma ya Rabbel Alemin. Cümlemize sağlık, sıhhat, afiyet ihsan eyle ya Rabbi. İnsanoğlunun bugünlerde maruz kaldığı korona hastalığının illetinden bir an evvel kurtulmayı ilçemize, bölgemize, milletimize ve bütün ümmeti Muhammed'e nasip eyle ya Rabbi. Amin. Daha nice Ramazanlara kazasız belasız erişmeyi, Ramazan'ın ve Kadir Gecesi'nin feyzinden, bereketinden, affından istifade etmeyi sen cümlemize nasip eyle ya Rabbel Alemin. Hayırların halkı, şerlerin defi, oruçlarımızın kabul olması için, günahlarımızın affolması için, Allah rızası için El-Fatiha. Evet hocam, Allah razı olsun. Değerli takipçilerimiz, of müftümüz, değerli hocamız Hüseyin İspiroğlu hocamız da Kadir Gecesi üzerine bir sohbetimiz oldu. Hepinizin Kadir Gecesi'ni tebrik ediyoruz. Ramazan-ı Şerif'inizi tebrik ediyoruz. İnşallah mübarek Ramazan'ın son gününde, bayramınızda şimdiden tebrik ediyoruz. Hayırlı Ramazanlar, hayırlı bayramlar diliyoruz. Teşekkür ediyoruz.